Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit Arıkanacı. Bugün büyük bilgisayarım, masaüstü bilgisayarın bakımını yapacağız. Bu bakımları yılda bir, yani 6 ayda, 1 senede bir yapmanızı tavsiye ederim. En geç 2 yılda bir. Şimdiki bilgisayarımızı kasaya önümüze aldığımızda, bu kablo bağladığımız yer bize doğru döndüğünde sağ taraftan vidaları söküp açıyoruz. Öbür tarafta işlemci var. Bazı bilgisayarlarda değişik olabilir. Evet. Bu kasamızın anakartı. İşlemcisi burada. Burada harici ekran kartı var. RAM'ler burada. Fazla dokunmayın. Çünkü statik elektrik entegreleri yakabilir. Burada buzzer var bir adet. USB ile şurada. Evet arkadaşlar, şimdi terminal macunun yenileme işlemini yapacağız. Burada. Şöyle alttan kaldırıyoruz. Böyle çıktı. Aynı şekilde öbürünü de çıkartıyoruz. İki tane bu işlemi de. Evet, şuradan söküyoruz. Bakın kurumuş. Buraya kesinlikle kesinlikle şey yapmıyoruz. Demir vurmuyoruz. Bu şekilde ıslak mendille siliyoruz. Islak mendilin ben suyunu sıktım. Termal macun ne kadar kaliteli olursa o kadar iyi ısı iletecektir. İlerleyen videolarda, zamanlarda bir videoda kendi termal macunumuzu yapabiliriz. Evet, burada temizlendi. Bir ıslak mendil de alacağım. Evet, bu ıslak mendili de sıkıyoruz. Evet, işlemcinin üstünü sileceğiz şu an. Bu arada 46 saniyede açılıyor bilgisayarımız ana ekran gelene. İçerisi de bayağı tozlanmış. Evet arkadaşlar, şimdi kendi yaptığım süpürgeyi getirdim. Bunu da sağ üstten çıkan karttan izleyebilirsiniz bu videoyu da. Evet, şimdi çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda tozları aldık. İşlemciyi biraz da siliyorum. Şu anda tamam gibi. Şimdi termal macunu uygulayacağız. Ben termal macunun piyasada bulabileceğimiz elektrikçilerde bir termal macun. Şimdi macunu sıkıyoruz. Ardından yayıyoruz. Bunu ben dondurma kabından kestim. Evet arkadaşlar, şu anda tamam. Blok bu şekilde. Şu şekilde takacağız.
attığımızda oynatmamamız gerekiyor. Evet, burada da bir işlemci daha var. Bunu çıkartamadım. Şimdi RAM slotlarını temizleyeceğiz. Yani sadece RAM'i göstereyim. RAM'i çıkartıp. Şimdi RAM bu şekilde. Çok dikkatli olmalıyız. Üstüne dokunmamaya çalışalım. Bakın, burayı görüyorsunuz, bu sarı yerleri. Buralar oksitleniyor. Bunu gidermenin yolu sınav silgisi. Siliyoruz buraları. Fazla mıncıklamadan. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdiki tutayım da şu şekilde takıyoruz tekrar. Basıyoruz. Kendi kilitleniyor. Evet, ekran kartını da aynı şekilde temizleyebiliriz. Ekran kartının üstünde pasif bir soğutucu var. Bunlar termal macuna gerek yok çünkü yapıştırılmış. Yani yenileyebilirsiniz bunu da. Burada hard diskimiz var. CD okuyucumuz falan var. Şurada CD okuyucu, burada eski böyle, yani 250 MB'lık, 100 MB'lık MB'lık hard disklerin okunduğu bölüm var, eski bir bilgisayar olduğu için. Burada yine fanımız var. Evet. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Kesinlikle böyle bir işlem yapıyorsanız bilgisayarı fişten çekmelisiniz. Yani bakın, görüyorsunuz hiçbir kablo falan yok. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarı açacağız. Benim ilk bakımımda ilk bilgisayarı açıyoruz. Bir 46 saniyede gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam düzeltmişimdir ekranda. İlk açılma hızını etkilememiş olabilir. Çünkü yani bu işlemci ilk açıldığında soğuk olduğundan dolayı yani fark etmiyor. Ama ısındıkça yani performansı düşüyor işlemcinin. Bundan dolayı. Evet, şu anda geldi. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenseniz beğenmeyi, bize destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi ve kanalımdaki videoları paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.